Başlayalım mı? Değerli basın mensupları, ilginç zamanlarda yaşayasın diye bir Çin deyişi var. Aslında bu bir beddua. İnsanlık işte böyle bir zamandan geçiyor. Bir yanda sağlığı tehdit eden Korona-19 salgını, diğer yanda küresel sistemin en önemli merkezi başta olmak üzere tüm dünyada hızla tırmanan sosyal tansiyon. 2020'yi şimdiden son birkaç yüzyılın en ilginç zamanlarından biri yaptı. Dünya adeta bir araftan geçiyor. Bu işin sonunda nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı konusunda kafalar karışık. Ancak öyle anlaşılıyor ki beşeri ve fiziki sermayesini koruyabilen, üretim kapasitesine ve ya da üretme yeteneklerine sahip çıkabilen, sorunları demokrasiyle, toplumsal dayanışmayla göğüsleyen, istişareyle çözüm üretebilen ülkeler bu dönemin sonunda rakiplerine fark atacak. Türkiye bu talihsiz döneme beceriksiz, basiretsiz, liyakatsiz, kibir hastalığıyla malül, baskıcı bir yönetim anlayışının elinde yakalandı. Dünyada diğer hükümetler yurttaşlarına kesenin ağzını açarken, şu salgın döneminde saray hükümeti milletimizi tek başına bıraktı. 5 maskeyi bile milletimize bedava dağıtamadılar. Daha dün normalleşme sürecine girdik dediler, bugün yaşadıklarımıza bir bakın. Sağlık Bakanı 2 gün önce çıkıyor, sokağa çıkma yasağının devam etmesi yönünde bir önerimiz yoktur diyor. Esnaf da bakana ve sarayın açıkladığı normalleşme takvimine inanıyor, hafta sonu için hazırlığını yapıyor. Restoranlar etini, sebzesini, meyvesini alıyor, garsonlar işe çağrılıyor, seyahat serbest deniyor, insanlar güveniyorlar, otobüs ve uçak biletlerini alıyorlar. Ama dün gece 15 ilde hafta sonunda sokağa çıkılmayacak diye bir İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanıyor. Şimdi biz de tabii bugün tam devlete güvenip hafta sonu müşteri ağırlamak için hazırlık yapan esnafın zararını kim karşılayacak, milletin elinde kalan uçak ve otobüs biletleri ne olacak diye sormaya hazırlanırken, bu karardan önce ortalarda görünmeyen AK Parti Genel Başkanı öğleye doğru çıktı, kararı iptal etti. Hem de ne diyerek, gönlüm razı olmadı. Evet, böyle bir talep var. Sağlık Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan uygun görüşleri de var. Ama benim gönlüm razı olmadı, ben bunu iptal ediyorum dedi. Yani böyle bir ileri iki geri adım atarak bu süreci nasıl yöneteceksiniz? Ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Bilim kurulu bu kararın neresinde? Sizin planlarınız, programlarınız yok mu? Bu nasıl bir çapaçulluk, nasıl bir dağınıklık, nasıl bir gayri ciddilik? Önce Sağlık Bakanı çıkıyor, böyle bir düşüncemiz yok diyor. Sonra AK Parti Genel Başkanı çıkıyor, Sağlık Bakanlığı önerdi diyor. Sonra Recep Bey çıkıyor, günlük vaka sayısı yeniden yükselince bu kararı aldık diyor. Tayyip Bey çıkıyor, gönlüm razı olmadı diyor. Erdoğan sokağa çıkma yasağını iptal ettim diyor. Şimdi bunun hangisini dinleyeceğiz? Hangisine inanacağız? Hangisine güveneceğiz? Recep Bey'e mi, Tayyip Bey'e mi, yoksa Erdoğan'a mı? Bu ülke yönetimindeki savrulmayı çok açık, seçik bir şekilde ortaya koyuyor. Ucube rejim böyle dönemlerde en çok ihtiyaç olan güveni bitiriyor. Tek bir kişinin aklını tüm milletin aklının önüne koyarsanız işte böyle olur. Ne milletin sesini ne de ekonomik buhranın ezip geçtiği kesimlerinin feryadını duyuyorlar. Bu kibir hastalığıyla mağlul olmuş yönetim milletin derdine derman olamadıkça çareyi siyasi kumpaslarda ve yalanlarda arıyor. Toplumu kutuplaştıran, muhalefeti düşman gibi gösterip öcüleştirmeyi amaçlayan, gerçek ötesi popülist siyasetle ayakta kalabileceğini zannediyor. Hızla otoriterleşiyor, ülkemizi her geçen gün biraz daha dünyadan koparıp içe kapatıyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu müflis bezirgan siyasetinin yeni bir senaryosu sahneye kondu. Demokrasi, millet iradesi ayaklar altına alındı. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi 20 Temmuz sivil darbe sürecinin yeni bir adımıdır.
meclis tutanaklarına açıkça yansıdığı gibi Enis Berberoğlu hakkında siyasi ve askeri casusluk iddiaları düşmüştür. Verilen cezanın gerekçesi gizli kalması gereken bilgileri açıklamaktır. Ama her zamanki gibi sarayın mafyatik trolleri gece devreye giriyor. Ve arkadaşımızı mahkemenin bile suçlu bulamadığı casusluk suçuyla sabaha kadar sosyal medyada linç etmeye çalışıyorlar. Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği bu davadan yargılanan diğer şahıslarla ilgili suçlama kalmamışken, başka bir yargılanan yok. Bir sürü suçlanan vardı, şimdi hiç kimse yok. Milletvekilimiz Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklerken ve meclisin geçmiş uygulama ve içtihatları da yok sayılarak düşürülmüştür. Hele gece yarısı arkadaşımızın evinden apar topar gözaltına alınması tam bir zulümdür. Şahsi bir garezle yapılmıştır, açıkça Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığıdır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. İp koptuğu yerden bağlanır ve elbette hak batıla galip gelir. Millet iradesiyle inatlaşanlara millet sandıkta gereken dersi verir. Değerli basın mensupları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz binlerce insan nefes alamıyorum diyerek sokaklara döküldü. Gösteriler ırkçı polis şiddetiyle başladı ve kısa sürede çok sayıda eyalete yayıldı. Daha sonra da diğer ülkelerde başladı. Bu olaylar bizdeki saray hükümetinin siyasi riyakarlığını da görme imkanını bize verdi. Başkentin köbeğinde Kızılay'da eskaza 20 kişi bir araya gelse gaza ve suya boğan saray Amerika'daki gösterilerden sonra barışçıl protestonun bir hak olduğunu söylemeye başladı. Türkiye'de muhalif gördüğü her medya kuruluşuna RTÜK ve basın ilan kurumu sopasını vuran hükümet Amerika'daki olaydan sonra basın özgürlüğünün öneminden söz etmeye başladı. Yine Türkiye'de eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerine demir parmaklıkla cevap veren saray hükümeti aynı talepleri Amerikalılar için meşru gördü. Peki adama sormazlar mı? Amerikalılar için istediklerini kendi milletin için, kendi vatandaşların için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için neden istemezsin? Amerikalıya hak gördüğünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına niye hak olarak görmez? Yapılan iş ortada. Tek adam rejiminin Türkiye Uluslararası Demokrasi Endekslerinde getirdiği yer fiili diktatörlüktür. Şimdi sarayın damadı bu fiili diktatörlüğün milletin işine, aşına, cüzdanına verdiği zararı örtebilmek için dünyada en çok sermaye çeken ülkede demokrasi yok demiş. Herhalde kastettiği ülke Çin. Ama bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak işte böyle bir şey. Saray sosyetesinin başına ve damadına tavsiye ederim. Arada bir Türkiye'nin de üyesi olduğu uluslararası kuruluşların veri tabanlarına da zaman harcasınlar. Sadece TÜİK'e bakmasınlar. Kendi ürettikleri istatistiklere bakmasınlar. O zaman fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi de olurlar. Dünya üzerindeki 185 ülke içinde Çin, milli gelirini oranla en çok doğrudan yabancı sermaye çeken ülkeler liginde 124. sırada. Türkiye ise hemen onun ardından 125. sırada. Yani yerimiz zaten Çin'in hemen arkası. Hadi diyelim damat da kayınpederi de okumayı, araştırmayı sevmiyor. O zaman danışmanlarından bir istesinler. Bir baksınlar dünyada en yüksek insani gelişmişlik düzeyine, en yüksek refaha sahip 10 ülkenin kaçında, bırakın bizdeki gibi ucube tek adam rejimini, başkanlık rejimi var. Ben söyleyeyim, sıfır. Dünyanın en müreffeh 10 ülkesinin 9'u parlamenter demokrasiyle yönetiliyor. Geriye kalan İsviçre ise doğrudan demokrasiyle yönetiliyor. Peki insani gelişmişlikte sonda kalan 10 ülkenin kaçı parlamenter demokrasiyle yönetiliyor? Onu da söyleyeyim. O da sıfır. Yani sondaki ülkelerin hepsi ya başkanlık ya da yarı başkanlık rejimiyle yönetiliyor.
Sosyete damat hiçbir şey yapmıyorsa kayınpederinin tek adam parti devleti rejimine hız verdiği 2014'ten bu yana ülkemizde üretilen milli gelir rakamlarındaki erimeye bir bakmalıdır. 2013'te 950 milyar dolar olan milli gelirimiz şimdi 750 milyar dolara düştü. Bu yıl çok muhtemeldir ki 700 milyar doların da altına inebilecektir. Sadece son 6 yılda tek adamlık hevesinin neden olduğu ekonomik kayıp 200 milyar dolar. Şimdi bugün damat çıkmış diyor ki ikinci çeyrekte bu krizi dünyada en az hasarla atlatan ekonomi olacağız. Nasıl olacaksınız? Ne yaptınız da olacaksınız? İşte biz milletimizin cüzdanı dolsun, mutfakta tencere boş kalmasın diye güçlendirilmiş parlamenter demokrasi diyoruz. Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığını savunuyoruz. Tek artan parti devleti rejimi elbisesi Türkiye gibi koskoca bir ülkeye dar gelmiştir. Gün yüzü göstermemiştir milletimize. Türkiye'yi nefessiz bırakan bu rejimle hem aşımız hem de işimiz küçülmüştür. Zırva tebir kabul etmez. Bugün yaşadığımız ekonomik ve siyasi buhranın ardında bu kibirli yönetimin milleti bölerek, kutuplaştırarak, ötekileştirerek koltuğunda oturma hırsı vardır. Ülkemizde bugün saray sosyetesi dışında mutlu olan kimse yok. Kamu kaynakları bir avuç yandaş için seferber edilirken millet tabaklarda kalan artık yemeklerin peşinde sokaklarda bağıra bağıra dolaşıyor. Ama yine saray sosyetesine mensup bir damadın iş başına getirildiği TÜİK, Mayıs ayında gıda fiyatları artmadı diyor. Çarşıda, pazarda meyveye, sebzeye, ete ne ödediğini bilen vatandaşımız da buna isyan ediyor. Millet son bir yılda kahvaltı sofrasında demlediği çayın fiyatının %25, masaya koyduğu beyaz peynirin fiyatının %23, sahana kırdığı yumurtanın fiyatının %26, masaya getirdiği reçelin fiyatının %23 arttığını biliyor, yaşıyor. Elinde şey var, fiş var. Öğlen yemeği için bir makarna haşlamaya kalksa, makarnanın fiyatının son bir yılda %28 arttığını, bir de üstüne sarımsaklı bir yoğurt dökse, sarımsağın fiyatının bir yılda %110 arttığını, masaya bir kapta bulgur pilavı koysa bulgurun fiyatının %30 arttığını biliyor. Bir de pilavın yanına etsiz bir kuru fasulye koyayım derse kuru fasulyenin fiyatının %39 arttığını da görüyor. Para milletin cebinden çıkıyor ama TÜİK sen cebinden çıkan paraya bakma, benim dediğime bak. Son bir yılda gıda fiyatları öyle %20'ler 25'ler değil, sadece %12 arttı diyor. Değerli basın mensupları, diğer taraftan ülkenin iş gücü de hızla eriyor. Şubat ayında 2 milyon yurttaşımız iş gücünün dışına çıktı. Yani ne iş arıyor, ne başka hiçbir şey yapmıyor, evde oturuyor. İnsanlarımızın iş bulma umudu kalmamış. Artık iş bile aramıyorlar. Gerçek işsizlerimizin sayısı 9 milyonu aşmış. Önümüzdeki hafta Mart ayı işsizlik rakamları açıklanacak. Sayın Erinç Yeldan ve Ebru Voyvada'nın son yaptığı çalışmada, bundan önceki çalışmalarda olduğu gibi korkunç bir işsizlik dalgasının yaklaştığına işaret ediliyor. 2020'de işsizler ordumuza 6 milyonun üzerinde yurttaşımızın eklenebileceği hesaplanıyor. Böyle bir işsizlikle beraber tabii büyük bir yoksulluk dalgasının gelmesi de kaçınılmaz. Sorun çok ciddi ama saray sosyetesinin umurunda bile değil. Başka ülkeler neler yaptı diye merak dahi etmiyorlar. Ezberlerini bozmuyorlar. Zaten borca batan milletimizi daha fazla borca batırarak yalancı bahar yaratma peşindeler. Damat kamu bankalarının adeta reklam yüzü oldu. Sürekli kredi kamu bankaları üzerinden kredi paketi üzerine paket açıyor. Ekonomiyi sadece borç vermekten ibaret zannediyor. Oysa karşılaştığımız sorun sıradan bir sorun değil. Onun için biz pansumanla, aspirinle bu sorunu aşamazsınız diyoruz. Dilimizde tüy bitti bunu söylemekte. Ama
Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Hala milleti kamu bankaları üzerinden borçlandırıp çarkları döndüreceklerini sanıyorlar. Millete bir hafta tatil için 18 ay vadeyle kredi açıyorlar. Yani benim milletim bir hafta tatile gitmek için alacağı krediyi 18 ayda ödeyecek, 18 ayda kredi ödeyecek duruma düştüyse o ekonomi zaten bitmiştir. Amaç günü kurtarmak mı? Yoksa salgının ardından hızla toparlanmak için ülkenin üretim kapasitesi ve yeteneklerine sahip çıkmak mı? Değerli basın mensupları, borçlunun döşeği ateşten olurmuş. 18 yıldır milletimiz zaten boğazına kadar borca batırıldı. Borçta toplumsal rıza yaratmaya çalışan bir iktidar var. Şimdi millet bu borçları nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünüyor. AK Parti iş başına gelmeden 2002 yılında ülkemizde her çocuk 1964 dolar dış borçla dünyaya geliyordu. Şimdi her çocuğumuz 5291 dolar dış borçla doğuyor. 2002'de ailelerin tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 6,6 milyar Türk lirasıydı. Şimdi aynı borç 633 milyar Türk lirasına çıktı. Diyecekler ki ya oradan buraya çok zaman geçti. Bu rakamlar gayri safi yurt içiye hasılaya oran olarak söylenir, onu da söyleyelim. Bu rakamların milli geliri oranı da aynı dönemde %2'den %14'e yükseldi. Yani 7 kat artmış. İşsizliğin ikiye katlanacağının beklendiği bir ortamda bu borçları kim nasıl ödeyecek? Kamu bankaları %9'lara varan faizle mevduat topluyor. Bunu da %6,5 faizle dağıtıyor. Krizi aşmak amacıyla kamu bankalarının aşırı istismar edildiğini görüyoruz. Korkarım oluşan kamu zararları da saklanıyor. Türkiye buna benzeyen süreçleri 1990'larda yaşadı ve bunun bedelini de 2001 krizinde çok ağır bir şekilde ödedi. 2001 krizinden hemen sonra bankacılık sistemimiz yeniden yapılandırıldı. Bankaların mali yapılarını güçlendirmek için milletimiz 47,2 milyar dolarlık bir maliyete katlandı. Güçlendirilen mali yapı güçlü bir düzenleyici ve denetleyici çerçeveyle tahkim edildi. O gün alınan tedbirler sayesinde bankacılık sisteminin güçlü mali yapısı ekonomimizin en önemli işsel dayanıklılık noktalarından biri oldu ve bundan önceki krizleri de hafif atlatmamızın arkasındaki nedenlerden biri de buydu. O gün çok zor elde edilen bu kazanımlar şimdi bozuk para gibi harcanmamalıdır. Kamu bankalarına bir görev zararı verilecekse bunların karşılığının mutlaka bütçeye konması gerektiği unutulmamalıdır. Saydam olmayan işlemlerden kaçınılmalıdır. Bakın bu yılın İlk 4 ayında kamu bankaları üzerinden 44 milyar dolarlık döviz satışı yapıldığını kamu bankalarının kendisinden değil uluslararası haber ajanslarından öğreniyoruz. Geçtiğimiz yılın başından bu yana da yani 2019'un başından bu yana da satılan döviz miktarı tam 77 milyar dolarmış. Biraz önce söylediğim 40 küsür milyar doların çok çok üstünde. Buradan soruyorum. Kamu bankaları eliyle bu 77 milyar dolar kimlere ve kaça satıldı? Kimler bu dövizleri ucuza kapattı? Bunları açıklayın. Açıkladınız mı? Hayır. Böyle kapı arkasında iş tutma politikalarıyla güven sağlanabilir mi? Hayır. Günübirlik ve yarına Allah kerim anlayışıyla alınan, neye hizmet ettiği belli olmayan bu kararlarla bu buhranı yönetemezsiniz. Yönetemiyorsunuz da zaten. Ülkeyi ve ekonomiyi yönetemeyince de ne yapıyorsunuz? CHP'ye saldırıyorsunuz. Mahkemenin casuslukla suçlamadığı milletvekillerimize trolleriniz casus diyor. Milletvekilliğini düşürüyorsunuz. Sabaha karşı gözaltına alıyorsunuz. Kaymakamın başında durduğu soğanlar nereye gidiyor diye soran ilçe başkanımızı terörist diye tutukluyorsunuz. Minarelerde şarkı çalanı yakalamıyorsunuz ama sosyal medyada paylaşanı CHP üyesi diye bayramda içeri alıyorsunuz. Enis benim 40 yıllık arkadaşım. Ne yaparsanız yapın.
ne Enis'ten, ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen herhangi birinden. Kur'an için, ezan için, bayrak için, vatan için, millet için işgalcilere karşı göğsünü siper eden Kuvayi Milliye ruhu dışında bir şey çıkaramazsınız. Bizi sokağa çekmeye başaramayacaksınız. Ama yumuşak başlıyız dediysek de uysal koyun olmadığımızı bileceksiniz, öğreneceksiniz. Değerli basın mensupları, ne demiş atalarımız? İş bilenin kılıç kuşananın. Belediyelerimiz hükümetin bıraktığı dayanışma açığını kapatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Milletimizin sıkıntılarını hafifletmek için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Dayanışmanın ne olduğunu, bu sıkıntılı gününde halkın yanında nasıl durulacağını herkese gösteriyorlar. İnşallah belediyelerimizin yaktığı bu çoban ateşleri en kısa sürede büyüyecek ve milletimizin karartılan ufkunu aydınlatacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, bize iletilen bazı sorular var. Öncelikle Yeni Çağ tarafından iletilen bir soru var. Şöyle, Sağlık Bakanı çarşamba sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bilim kurulu kararı yok demişti. Ama dün gece yarısı İçişleri Bakanlığı duyurdu ve yasak geldi. Bugün öğlen de Sayın Cumhurbaşkanı gönlüm razı olmadı dedi ve yasağı iptal etti. Bu iptalden hareketle Erdoğan aldığı bu karar Soylu'nun bundan sonraki siyasi geleceğini nasıl etkiler? Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? Şimdi tabii buradaki ilginç konu şu. Erdoğan sadece gönlüm razı olmadı diyerek bu yasağı kaldırdım derken sadece İçişleri Bakanlığı'ndan bahsetmiyor. İçişleri Bakanlığı'nın görüşü var diyor. Ama bir başka birinin daha talebi var diyor. Sağlık Bakanlığı'nın talebi var diyor. Sağlık Bakanı benim talebim yok diyordu iki gün önce. Erdoğan Sağlık Bakanlığı'nın talebi var diyor. İçişleri Bakanlığı'nda uygun görüşü var ve bu kararı aldık diyor. Açık söyleyeyim. Tam bir komedi. Bu ülkenin nasıl yönetilemediğini göstermek bakımından çok güzel bir örnek. Akşam başka konuşuyorlar, sabah başka konuşuyorlar. Ama şunun altını çizerek bir kere daha söyleyeyim. Bu krizden böyle çıkılmaz. Bu pandemi böyle aşılmaz. Bu buhran bu şekilde bitirilmez. Bu şekilde küresel ekonomide ortaya çıkacak fırsatlardan bu ülke yararlanamaz. Türkiye'nin en çok ihtiyacını, bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey güvendir. Maalesef tek adam parti devleti rejiminde bu güven hızla tüketilmektedir. Efendim, bir diğer soru da Habertürk kanalı tarafından iletildi. Soru şöyle, Sayın Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda CHP bundan sonraki süreçte ne yapacak? Yeni bir adalet yürüyüşü yaza benzeri bir tepki olacak mı? CHP'nin meclis çalışmalarından çekilmesi de söz konusu olabilir mi? Şunu söyleyeyim her şeyden önce. Bir kere tabii çeşitli zeminler var. Bu zeminlerde muhalefet olma hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Onun dışında başka bir şey izin verirseniz şu aşamada söylemeyeyim. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Enis Berberoğlu'na yapılan hem hukuka hem anayasaya aykırıdır. Efendim, A Haber kanalı tarafından iletilen bir soru var. HDP eski milletvekili Sırrı Sakık'ın dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda CHP'ye yönelik eleştirileri vardı. Bu eleştirilere ilişkin yanıtınız nasıl olacak? O geçen dönemde ona gerekli yanıtı zaten verdik. Şu anda yeni bir dönemdeyiz. Son olarak da Fox TV tarafından Parlamento döneminden bahsediyorum. Evet. Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Şöyle, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, teamül değil hukuk geçerliyse Enis Berberoğlu'nun dosyası neden 2 yıldır bekletildi sorusuna yargı paketlerinden yararlanma ihtimali ve Covid-19 sürecini gerekçe gösterdi. Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz ne olacak? Şimdi bir kere birinci söylemem gereken şey şu, biraz önceki soruyla da bağlantılı olarak Enis Bey bu mahkumiyet kararı verildikten sonra
parlamentoya girmiştir. Dolayısıyla bugün dokunulmazlığı işlemektedir. O nedenle bugün meclis başkanının yapması gereken şey Enis Bey'in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmamasını oylatmaktı. Bunu yapmamıştır. Bu anayasa bakımından hatadır. Onun için diyorum yeni bir dönem bu dönem. Diğer dokunulmazlıkla ilgili düzenleme bir önceki dönemde kaldı. İkinci söylemem gereken şey şu. Meclis başkanı diyor ki infaz yasasıyla ilgili değişikliklerden yararlanacak milletvekilleri var mı yok mu? İnfaz, o nedenle bu kararları okutmadan önce, fezlekeleri okutmadan önce bu düzenlemenin yapılmasını bekledik. Ondan tam sonra da arkasından da COVID-19 meselesi geldi. Salgın meselesi geldi. Onun için bugüne kaldı. Şimdi yani hakikaten tam sirkat meselesine geliyor iş. Yani bakın şunu açıkça ifade edeyim. Eğer bu kararı diğer düzenleme çıkana kadar bekletiyorsanız o zaman Enis Bey hakkındaki Anayasa Mahkemesi kesinleşinceye kadar da bekletmek durumundasınız. Yani biraz önce ifade ettim. Tam bir şecaat ve sirkat meselesi yani. Bakın elinizde bu yetki var, kullanmışsınız ama birdenbire yeni döneme girerken bu kararları okutmuşsunuz. Şimdi Enis Bey'in mahkumiyetine dönüp baktığınız zaman zaten oldukça kısa bir süre kalmış. Ayrıca suçlama da casusluktan çıkmış, gizli bilgileri açıklamaya dönmüş. Dolayısıyla böyle bir suçlamaya karşı karşıya kalan böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalan vekilin cezasını dönem sonuna kadar yani bu şeyi okutmayı fezlekeyi okutmayı dönem sonuna kadar ertelemek de söz konusu olmalıydı. Ama bu da yapılmamıştır. Anlaşılan bir yerlerden talimat gelmiştir ve bu fezleke okutulmuştur. Enis Bey'in fezlekesi okutulmuştur. Söylüyorum. Yapılan Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığıdır. Başka bir şey değildir. Ben teşekkür ediyorum.